Yaklaşık 5-6 senedir psikolojik rahatsızlıklar yaşayan insanlarla çalışıyorum ve onlara yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Yol arkadaşlığı yaptığım bu insanlarda ortak olarak gördüğüm 5 tane özellik saptadım. Kendimde de bu özellikleri gördüm. Kendimde diyorum çünkü psikologlar da, psikolojik danışmanlar da, psikiyatrlar da yer yer psikolojik sorunlar yaşarlar. Onlar da hayatın acılarından, sıkıntılarından ve kederlerinden üzerlerine düşen pay alırlar. Hiçbiri bu mesleği yaptığı için hayatın sıkıntılarından muaf değildir. Hem kendimde hem de yol arkadaşlığı yaptığım bu insanlarda gördüğüm 5 tane özellik var. Psikolojik rahatsızlık yaşayan insanlarda gördüğüm 5 ortak nokta var. Bunlardan ilki şu. Bu insanlar genel olarak çocukluklarını tam anlamıyla yaşayamamış insanlar. Yani hemen hemen hepsinin çocukluktan alacakları var. Doyasıya ve gönüllerin istediğince çocukluklarını yaşayamamış bu insanlar. Gerek annesinden, gerek babasından, gerek kardeşlerinden ve gerekse bulunduğu o sosyal mikro çevresinden umduğu anlamda bir çocukluk hayatı alamamış. Ve bu alamadığı çocukluk hayatını da ileriki yıllarda hep bir eksiklik olarak hissetmiş. Hatta yer yer çocukluktan alacaklarını eşinden, arkadaşlarından veya yetişkinlikteki hayatından tahsil etmeye çalışmış. Ama bunu hiçbir şekilde başaramamış. Çünkü çocuklukta doldurulamayan boşluklar ne yazık ki hayatın diğer safhalarında tam anlamıyla ve başarıyla doldurulamıyor. Orası hep bir eksik ve hep bir gedik olarak kalıyor. Evet, ilk saptadığım özellik bu. Çocukluk yaşantılarının doyasıya yaşanmamış olması. İkinci özellik ise psikolojik rahatsızlık yaşayan insanlarda genel olarak şöyle bir şey gördüm. Bu insanlar duyarlı, ince, nazik ve hassas insanlar. Sorun, psikolojik sorun yaşamayanlar böyle değiller anlamına gelmiyor bu. Ama psikolojik sorun yaşayanlar çok daha duyarlı, çok daha hassas insanlar. Örneğin arkadaşının istediği şeyi yapmadığı için, ona hayır dediği için bunu günlerce düşünebiliyor bu insanlar. Acaba arkadaşıma evet mi deseydim? Hayır dediğim için acaba onu kırdım mı? Acaba onu üzdüm mü? Arkadaşıma bir zarar verdim mi? Çok fazla düşünebiliyorlar. Çok duyarlılar. Arkadaşlarını, etrafındaki insanları kırmamak için özel bir çaba harcıyorlar. Kendilerinin binlerce defa kırılmasına rağmen etraftakilerini mümkün mertebe kırmamakta çok hassaslar. İkinci özellikleri bu. Yani duyarlılar, hassaslar ve biraz ince ruhlular. Örneğin o kadar ciddi sorumluluk sahibi insanlar ki bu konuda hastalık bile yaşayabiliyorlar. İşte obsesyonlar, OKB dediğimiz hastalıklar bile baş göstermeye başlıyor. Üçüncü özellikleri yaşadıkları psikolojik rahatsızlıklarıyla ilgili uzman derecesinde bilgi sahibiler. İşte mesela OKB dedim. OKB yaşıyorsa mesela, obsesif kompulsif bir bozukluk içindeyse, böyle bir ruhi sıkıntısı varsa, mesela temizlik takıntıları varsa, bununla ilgili sayısız bilgi ve malumat ediniyor. Kitaplar okuyor, videolar seyrediyor, konferanslara katılıyor. Ve bir uzmanın bilgi seviyesi kadar bilgi sahibi oluyorlar. Hastalığın her şeyini biliyorlar. Başlangıç evrelerini, ilerleme evrelerini, nasıl tedavi edildiğini, kökenlerini, kaynaklarını, kuramsal çerçevesini. Emin olun bir uzman kadar, bir bilim adamı kadar o konuda bilgi sahibiler. Çünkü inanılmaz şekilde araştırıyorlar. Dördüncü özellikleri ise bu kadar geniş araştırmaya, bu kadar ciddi bilgi malumatına rağmen en küçük bilgiyi bile önemsiyorlar. Küçümsemiyorlar. Karşısındaki insan kim olursa olsun bu yaşadığı hastalığıyla ilgili, o ruhi sıkıntısıyla ilgili söyleyeceği bir sözü varsa o insanın mutlaka kulak kesiliyorlar. Ve onun sözlerini ciddiye alıp içinde kendi işine yarar bir bilgi olup olmadığını araştırıyorlar. Ve bu bilgiyi bulurlarsa da acayip şekilde kullanıyor ve bundan istifade ediyorlar. Örneğin bir video seyredeceklerse atlamadan sonuna kadar izlerler.
bir kitap okuyorlarsa satır atlamadan didik didik okurlar. Çünkü kendi işlerine yarayacak bir bilgiyle karşılaşabilirler orada. Ve o bilgiyi de adeta çölde suya kavuşmuş gibi benimser ve hayatlarına katarlar. Bu da dördüncü özellikleri. Beşinci özellikleri, bu konuda çalışmış farklı uzmanlardan destek alabilirler. Yani bir uzmandan destek almıştır. Ondan aldığı destek tam anlamıyla işine yaramamışsa bir başka uzmana gitmekten çekinmezler. Bir başka uzmana, birçok farklı psikoloğa, birçok farklı doktora gidebilirler. Tedavi olmak için ve o iyilik haline ulaşabilmek için ciddi anlamda çaba sarf eder ve farklı doktorlara gitmekten asla çekinmezler. Bunu bir gurur meselesi haline getirmezler. Ve son olarak tespit ettiğim de şu. Bu beş özelliğin aslında üstüne bina edilen bir bina gibi bu. Temellendirilmiş şekilde üstüne bina edilmiş son özelliği de şu. Psikolojik rahatsızlık yaşayan insanlar tüm bu beş özelliğin ardından kendi tedavi şekillerini oluştururlar. Ben buna tedavi sanatı diyorum. Psikoloğundan yararlanır, psikiyatrından yararlanır, ilaç tedavisi olur, konuşma terapisine girer, kitaplar okur, videolar seyreder falan. Ve tüm bunların sonunda kendi tedavi sanatını oluşturur. Kendine özel, işe yarar, güzel bir formül geliştirir. Ve bir süre sonra da yaşadığı o psikolojik sorunla uyumlu şekilde hayatını sürdürür. Bu son özellik oldukça dikkat çekici ve benim önemsediğim bir özellik. Çünkü psikolojik rahatsızlık yaşayan bir insan kendi tedavi sanatına ulaştığı zaman çok ciddi anlamda mesafe almış ve yola artık çok ciddi şekilde uyumlu bir düzeyde devam ediyor demektir. Evet, kendimce hem arkadaşlık ettiğim, yol arkadaşlığı ettiğim danışanlarımdan hem de kendi hayatımdan gördüğüm psikolojik rahatsızlık yaşayan insanların 5 özelliği buydu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.